Arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bir de Mr. Fantastic deneyelim arkadaşlar. Bakalım Mr. Fantastic'e tek atabilecek miyiz? Şöyle yukarılara doğru çıkalım. Hemen enerjimizi de kullanalım. Tabii yeni macalar geldikçe hemen abanmaya devam ediyoruz. Bu sefer de Ghost ve Wasp ikilisini bir deneyelim. Hop, yapıştır L2'yi. O da L2'mize kafa atınca vurdu, gol oldu. İlk rakip Patates arkadaşlar. Şuradan devam, soldan soldan. Hadi inşallah devam edecek. Güzel. Zıplıyoruz ve bu sefer de aşağıdan gidelim. Burada ne karosu varmış? 15 saniyede bir güç barlarına action yapacağım diyor. Hadi bakalım öyle olsun. Çek ve L1'i yapıştır. Dediğim gibi Ghost'un yanında Wasp varsa rakiplerin defansları çok çaresiz kalıyor. Hemen devam ve karşımızda bu sefer de Egan. Bir L1 daha. Hemen şimdi basalım L1'i. Abi L1'i bile çok güzel dövüyor. Hiç L2'ye falan beklemeye gerek yok. Bir kere daha Ghost demir yumruğa karşı. Yakışıklı bir L1 atalım. Neredeyse alıyorduk. Bir direkten döndü. Vurdu, gol oldu. Tek tek mülük iş kalmış. Buradan devam. Oo, bu arada bak ödülü hemen aldık abi. Hemen ödül aldık. Topla gelsin. 18.000 parça. Çok güzel arkadaşlar ödüller. Bu mor olan neymiş? Öf, fena diyor. Neyse, arenaları oynadık mı biz burayı çatır çutur tamamlarız. Yol ikiye ayrıldı. Burası neresi? Güç bölümü. Burası ne bölümü? Falan filan bölümü. Karnınca da yine Ghost yapalım. Hop L2 yapıştır gelsin. Bekle beni Fantastic, geliyorum. Yine Ghost, yine Ghost.
geri yapıştırılabilir. Tertemiz, zahmetsiz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani bu Ghost'la birçok yerde de oynanabilir. Yani sersem bağışıklığında bile oynuyor. Çünkü sersem yapmadan oynuyorsunuz çünkü. Güzel gidiyor. Ve Beyblade var karşımızda. Hop, L1'i yapıştır. Kaç tanesi denk gelirse artık. Dövüşler Ghost için oldukça kısa sürüyor arkadaşlar. Oldukça kısa sürüyor. Ve sanıyorum geldik. Evet. Bay ve bayan fantastik. Bakalım Mr. Fantastic'in neymiş görevleri? Bay Fantastic'in saldırı güç oranı rakip üzerindeki her pasif dikkatli çalışmaya karşılık saldırı güç oranı artarmış. Bay Fantastic herhangi bir engellenme saldırıdan kaçış için fazladan sabit %20 şans kazanırmış. Bu rakibin bir engellenemez darbe başladı her defasında %3 artar ve temel sağlar falan filan. Bu arada Süper Yeteneğin adı arkadaşlar savaş diyarındaki en akıllı adammış. Yetenekleri pasif, fiziksel direnç ve enerji direnci artarmış. Her iki şampiyondan bir üzerindeki her hasar vermeyen zayıflatıcıya karşı kaçış şansı falan filan. Rakip üzerindeki her zayıflatıcıya karşı saldırı puanı da artarmış. Her şey için hazırlık dövüş öncesi yeteneği varmış. Dövüşten önce sonraki dövüşün başlangıcında rakibin üzerine yerleştirmek için en fazla 3 adet benzer zayıflatıcı seç. Her zayıflatıcı bir adet devamlı yüke mal olur. Ne varmış? Bay Fantastic 2 adet devamlı yük ile dövüşe başlar ve en fazla 5 adete sahip olur. Bay Fantastic bir dövüş bütününde rakip üzerindeki her benzer zayıflatıcı bu zayıflatıcıların her birinin etkisi 12 saniye sürer ve rakip yere serildiğinde yenilenir. Farklı bir şampiyon dövüşe girse bile zayıflatıcılar uygulanırmış. Vay güzel. Zayıflatıcı tesiri Bay Fantastic'in nadirliği ile orantılıdır. Eğer bir zayıflatıcının farklı versiyonu uygulanmışsa her şey için hazırlanan yenilenme ve güç kazanma, savunma güç oranı, rakibe şifon. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Yani dikkatli çalışma, dövüşler arası yetenekmiş bu da. Son darbe özel saldırılar. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Yani bunu bayağı bir incelemek, kuncalamak lazım. Kimle girelim? Kuyak'la deneyelim. Ben Kuyak hastası oldum ya. Hop ilk sallamayı verelim. İyileşme engeli de full üzerinde yalnız ha. Senin sersem şeklinde kurban be. Tipe bak Allah Allah. Ve Kuyak için arkadaşlar çok basit. Yani sen savaş diyarının en akıllısıysan bu da en iyilerinden. İkinci en iyisi. Çok rahat bir şekilde yani Kuyak yine arkadaşlar bu ayki maceraların kilit karakteri rolündeydi. Kuyak'iniz varsa keyfiniz yerinde arkadaşlar. Öyle çok bıkınılacak da bir durum yok. Bu arada yeni bir şeye de başlamış oldu. Neymiş bu? Buradan ne çıkıyormuş abi? 4 yıldız uyandırma cevheri, 5 yıldız süper yetenek taşı,
veya 4 yıldız süper yetenek taşı ve bir sonrakinden de 4-5 yıldız falan filanlar çıkıyormuş. Çok güzel. Ödülleri dediğim gibi hakikaten çok beğendim. Vay arkadaş. Burası da ayrı bir galaksi. Yani bundan bolca veriyor. Bolca arena kası bunları alacağız. Bu da arkadaşlar Mr. Fantastic'in one shot videosu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları beğenebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.